Hindistan Genel Kurmay Başkanını kim öldürdü? 8 Aralık 2021'de sabah saatlerinde Hindistan ordusuna ait bir MI-17 V-5 genel maksat helikopteri Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bulunan Kunor bölgesinde düştü. Olayda Hindistan Genel Kurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralıların da olduğu bilgisi paylaşıldı. İlk gelen haberler böyleydi. Peki bu kaza normal bir kaza mıydı? Yoksa Hindistan Genel Kurmay Başkanı uluslararası bir komplonun kurbanı mı olmuştu? İşin bir de normal kaza yanı var. Hemen hemen her ay bir adet savaş uçağı kaybı yaşayan Hint ordusu, geçtiğimiz yılda kendi hava savunma füze sistemiyle kendi MI-17 helikopterini vurmuş ve olayda hayatını kaybeden askerler olmuştu. Ancak bu kazada dikkatler yine ABD'ye çevrildi. Çünkü Hindistan, ABD'nin ısrarla karşı çıkmasına rağmen Rusya ile askeri bir anlaşma imzaladı ve S-400 hava savunma sistemleri almaya karar verdi. İlk parti S400'de bu kazadan birkaç gün önce Hindistan'a teslim edildi. Bu bağlamda dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen uçak kazalarındaki esrarengiz ölümlerden ABD sorumlu tutulmuştur. Buna nedense ABD politikalarına muhalif birçok devlet başkanının uçak kazaları neticesinde hayatını kaybetmiş olmasıdır. Değişik tarihlerde birçok ülkede meydana gelen uçak ve helikopter kazalarında hayatını kaybeden devlet adamlarından bazıları şöyle. Ekvator Devlet Başkanı Jaime Roldos, Panama Devlet Başkanı Omer Torilios, Irak Devlet Başkanı Abdüsselam Arif, Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Barthelemy Boganda, Brezilya Devlet Başkanı adayı Eduardo Campos, Polonya Devlet Başkanı Lev Kaczynski, Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Trabkowski, Madagaskar Başbakanı Yuel Rakotomolala, Kennedy'nin oğlu John Kennedy, Burundi Cumhurbaşkanı Cyprian Ntriyamayra, Ruanda Cumhurbaşkanı Juvenal Hebyarimana, Mozambik Devlet Başkanı Samara Marshall, Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ülhak, Portekiz Başbakanı Francisco Carniero. En son Hindistan Genel Kurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Bu listeye Türkiye'den de ekleme yapacak olursak, Başbakan Adnan Menderes'in uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğunu, Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in Aselsan Mühendisleri ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen uçaklarda hayatlarını kaybettiğini belirtebiliriz.